izninizle. Merhabalar, Martı Büyükköz'den Yüce ben, Plus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'nda. Yine TED Rönesans'la beraber bir webinarda buluştuk. Çok talep olan, çok merak edilen bir konu. Almanya'da mühendislik eğitimi. Genelde teknik konularla ilgilenen öğrencilerimiz doğal olarak Almanya'yı tercih ediyorlar. Ve her sene artan İngilizce programlarla da gerek devlet üniversitelerinde gerek özel üniversitelerde çok fazla çok güzel alternatifler sunuyor Almanya. O yüzden biz bunları biraz daha ve şu anda da başvurular açısından 12. sınıflar için bile hala olası bir alternatif. Zamanlama olarak da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve sözü Almanya uzmanımız Kerem hocamıza bırakıyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Bugün Almanya'daki birazcık eğitim sistemine, daha sonra da işte mühendislikle ilgili genel bilgilere biraz değineceğiz. Başvuru şartları, neler gerekiyor, nasıl olabilir, onların üzerinde konuşacağız. Umarım herkes için keyifli bir sunum olur. Ben hemen şeyi alayım, Marta Hanım, devralayım. Ben yaptım sizi host. Ha, yaptınız, tamam. Kendinizden de bahsederseniz tamam. Bence faydalı olur. Tabii. O hemen şey yapacağım, oraya geçeceğim zaten. Şimdi ben 19 yıldır İzmir'de özel bir eğitim kurumunda çalışıyorum. Lise müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda öğrencilere hem ulusal hem de uluslararası üniversitelerle ilgili danışmanlık vermeye çalışıyorum. Uzmanlık alanım Almanya. Plus Education'la birlikte çalışıyoruz. Uzun yıllardır ve Almanya'ya gitmek isteyen öğrencilere de çok güzel fırsatlar yaratıp onları da Almanya'ya yerleştiriyoruz. Umarım hani bu sunumdan sonra da sizlerle de birlikte olur. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırız. Evet, ben şimdi hemen sunuma geçeceğim. Evet, buradan açıyorum. Evet. Sanırım geldi değil mi? Evet, gayet güzel gözüküyor. Görünüyor, tamamdır. Hı-hı. Şimdi ben... Ya bir hemen şey yaparsanız bu, hani slide show'a getirebilirseniz Kerem Hocam. Full screen gözükmüyor çünkü. PowerPoint olarak gözüküyor. Yok, aslında şey yaptım ama... Slide show olarak gözükmüyor. Tam full screen yaptım. Evet, aynen onu herhalde basınca. Evet, bastım. Olmadı mı? Yani telefonlarından takip eden veliler için biraz küçük kalabilir ama öğrenciler için. Ama eğer herkes için okeyse böyle devam edelim o zaman zaman kaybetmeden. Slide gösterisi var ya şurada belki oradan. Evet. Buraya basıyorum. Hı-hı. Slide gösterisine ama yani bende normal ekran olarak şey yapıyor, çıkıyor ama. Tamam, o zaman devam edelim. Hı-hı. Peki. Şimdi bu ekranla başlıyoruz. Çünkü burada gördüğünüz hepsi ortada da yazdığı gibi Made in Germany. Hepsi de Alman firmaları ve evimizde kullandığımız ya da ulaşımda kullandığımız ya da herhangi bir yerde ayağımıza giydiğimiz tutun, tekstilden tutun, elektrik eşyalara kadar her şey Alman markası. Şimdi burada Made in Germany çok önemli bir söz. Ona yine birazcık daha sonra değineceğim. Ama öncelikle değinmek istediğim konulardan bir tanesi neden Almanya? Çünkü yaşam standardı açısından diğer Avrupa ülkelerine göre çok çok daha gelişmiş bir ülke. Yani çok daha güvenli ve yaşam açısından da uygun koşullara sahip baktığımız zaman. Demek ki markalarda gördüğümüz gibi aynı zamanda işte otomotiv sanayi,
Ondan sonra bilgisayar üzerine tüm IT sektörü, medya gibi markalardan tutun hani birçok firmaya çok rahatlıkla orada ulaşabiliyorsunuz ve Almanya'da okuduktan sonra da hani orada stajınızı bitirdikten sonra da çalışma imkanı size veriyor. Aşağıda da yazdığı gibi mezuniyet sonrası vatandaşlara da en az 1,5 yıl oturma izni veriyor ve bu oturma izniyle beraber de aynı zamanda çalışabiliyorsunuz. Peki birazcık sistemden bahsedecek olursak Kerem Hocam yalnız efendim. ikinci slide gözükmedi. Hala markalardayız. Neden Hala orada mı? Almanya'ya geçmedi? Evet. Çok ilginç. Acaba neden Hı-hı. öyle oluyor? Ya bugüne Neden kadar Almanya böyle bir slaytını görmedik biz? evet yani Ha, şimdi oldu. Şimdi geldi. ama tam ekran değil galiba değil mi? Değil ama en azından slayt gözüküyor, evet. Tamam. O Hı-hı. zaman şöyle birazcık daha büyütelim. Hı-hı. Biraz Tamam. daha Evet. Aynen. küçültebiliriz. Peki. Evet. Neden Almanya ile ilgili şimdi şey yaptık hani bahsettik. Birazcık da üniversite eğitim sistemine biraz değinmek istiyorum. Şimdi toplamda 429 tane üniversite var. 2,9 milyon öğrenci var Almanya'da. Yani bu üniversitelerin 129'u bu bildiğimiz TU üniversitelerinden oluşuyor. 248 tanesi Applied Science uygulamalı bilimler üniversiteleri. 52 tanesi de Güzel Sanatlar Üniversiteleri. Ve son rakamlara baktığımızda da şu an yaklaşık 22 bin tane Türk öğrencisi Almanya'da bulunmakta. Bu baktığımız zaman aslında büyük bir rakam ve günden güne de talep ve istek Almanya'ya artmış durumda. Peki şimdi bu üniversiteler ne kazandırıyor bize? Onlara birazcık bakalım. Üç farklı kurum var. Üniversite, teknik üniversite dediğimiz yani TU'lar dediğimiz. Fachhochschule, uygulamalı bilimler, İngilizcesi Applied Science'lar ve sanat ve müzik okulları. Şimdi bu Almanya'da bulunan bu üniversiteler kontenjanların %30'unu yabancı öğrencilere ayırmış durumdalar. Ve bu üç farklı tipteki üniversitede hepsinde verdiği lisans diploması yani bachelor diploması eşit ve aynı kalitede. Peki üniversiteye gittiğimiz zaman üniversitede bize ne kazandırıyor? Üniversite birazcık daha bize akademik anlamda bir şeyler kazandırıyor. Yani siz bir araştırma yapıp akademisyen olmak istiyorsanız daha çok üniversite ve TU seçmenizde daha çok fayda var. Ama siz diyorsanız ki ben iş koluna yönelik okumak istiyorum, daha çok pratik yapmak istiyorum, daha çok staj yapmak istiyorum dediğiniz zaman da o zaman uygulamalı bilim üniversiteleri bunun için birebir. Evet. Lisansın yanında aynı zamanda yüksek lisans yapma şansı var. Bachelor süreleri Almanya'da 3 yıl, master 2 yıl, 2,5 yıl sürenler de var. Tabii bazı farklı bölümler yani işte hukuk, tıp, eczacılık ve öğretmenlik gibi bunları okumak birazcık daha zor oluyor olabiliyor çünkü bunun sonunda devlet sınavına giriyorsunuz Almanya'da ve o devlet sınavını geçtiğiniz takdirde mezun olabiliyorsunuz. Bir de tabii ki Alman üniversitelerinde kontenjan kısıtlaması dediğimiz numerus clausus var. Kimi bölümler tamamen açık ama kimi bölümler tamamen kontenjana bağlı oluyor. Peki bu neye göre bağlı oluyor? Eyalete göre bağlı oluyor, bulunduğunuz şehire göre bağlı oluyor ya da üniversitenin kendi koyduğu
kontenjanlara bağlı olabiliyor. Bu ne demek? Diyelim ki kontenjanlı bölüme başvurdunuz. Burada tamamen sizin alacağınız diploma notuna göre değerlendirilip alınıyorsunuz. İşte diyelim ki 40 kişi alacaklar. 100 kişi başvurdu. 40 kişinin en iyi 40 kişinin notlarıyla üniversite kabul veriyor. Peki şimdi birazcık da tabii ki asıl konumuza gelelim. Almanya'da mühendislik eğitimi. Şimdi neden çok önemli mühendislik? Burada ben 3 tane kelimeyle açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya mühendislik konusunda disiplin var, çalışmak var ve motivasyon var. Yani disiplin nasıl sağlanıyor? Birazcık da işte farazi düşünceden uzaklaştırıp birazcık daha stratejik düşünceye yöneltiliyor, aşılanıyor ve bu da Almanya'da çalışanlar açısından da disiplini getiriyor. Evet, çok çalışılıyor ama tabii ki mesai saatleri içerisinde çok çalışıldığı için de zaten Almanya ihracatta dünya birincisi ve bu ihracatta da en önemli rol Alman mühendislerine ait. Peki nasıl motivasyon oluyorlar? Almanya'da mühendislere devlet tarafından da çok büyük destekleniyor. Projeniz varsa, bir şey geliştirmek istiyorsanız bununla ilgili devlet çok büyük imkanlar sunuyor, bütçeler ayırıyor ve olanaklar veriyor size. Şimdi burada şuna bakalım. Mühendislik kültürü diye bir şey vardır Almanya'da. Mühendislik konusunda en güçlü ülkelerden birisi bildiğimiz gibi. Peki Almanya şimdi buraya tabii ki nasıl geldi? Birazcık da ona bakmak lazım. Şimdi sanayileşme, Avrupa'nın sanayileşme sürecinde Almanya birazcık daha diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha geç girdi. Tabii ki bu ülkeleri birazcık örnek aldı. Sunumun en başında dediğim gibi hani Made in Germany cümlesi çok aslında önemli. Çünkü Almanya sanayileşme döneminde ürettikleriyle ilgili birazcık daha diğerlerine göre kalitesiz mal üretiyordu. Ve bu kalitesiz malları da diğer Avrupa ülkeleri gösterebilmek adına kendi ülkelerinde Made in Germany diye yazıyorlardı ürünlerin üstüne. Yani hani bu Almanya'da üretiliyor, bunlar kalitesiz, o yüzden hani dikkat edin gibi diye. Fakat sonra Almanya kendini geliştirdi. Birçok Avrupa ülkesinin önüne geçti. Endüstrisini geliştirdi. Ve şu an baktığımızda en güçlülerden ve şu an Made in Germany yazan her şey aslında bir kalitenin simgesi. O yüzden de hani mühendislik anlamında orada bir eğitim almak, oradaki Almanya'daki firmalarda, şirketlerde çalışmak çok şey kazandırıyor. Hem kendinize hem de tabii ki Almanya için. Yani krizlerden çok kolay çıkabiliyor Almanya. Endüstrisi güçlü olduğu için. Birçok ihracat kalemi gördüğünüz gibi araçlar, makineler, elektrikli cihazlar ve birçok şey. Evet, devam edecek olursak birazcık da bakalım Almanya'daki mühendislik eğitiminde hangi bölümleri bulabiliriz? Şimdi Almanca okumak istediğimiz zaman burada çok farklı bölümler karşımıza çıkabiliyor. Yani Türkiye üniversitelerinde genelde bulamadığımız, çünkü Türkiye'deki üniversitelere baktığımız zaman hep belli başlı mühendislikler var. İşte elektrik, elektronik, inşaat, makina, yani işte yeni mekatronik,
ya da robotik gibi şeyler gelmeye başladı. İşte nanoteknoloji gibi. Ama Almanya'daki bölümlere baktığımız zaman daha çok hibrit ve iç içe geçmiş bölümler bulabiliyorsunuz. Burada da listede gördüğünüz gibi yani bu sadece örnek olsun diye hani yazdım. Bunun gibi çok çok daha farklı meslekler var. Şöyle söyleyeyim size, hani mühendisliği aynı zamanda içerisinde psikolojiyi entegre edebileceğiniz ya da işte farklı dalları birbirine entegre edebileceğiniz ya da diyelim ki işte bir endüstri mühendisliği okumak istiyorsunuz. Endüstri mühendisliği alanında farklı alanlarda da derinleşebiliyorsunuz. Endüstri mühendisliğinin yanında makine yapabiliyorsunuz. Ya da endüstri mühendisliğinin yanında elektronik alabiliyorsunuz. Ya da endüstri mühendisliğinin yanında işte bir işletme ve yanında bir psikoloji, işletme psikolojisi gibi farklı farklı bölümler de ekleme şansınız var. Ama şurada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani buradaki bölümlerin, farklı bölümlerin çoğu gördüğünüz gibi Applied Science'larda. Yani Applied Science'ların aslında burada çok çok büyük önemli bir rolü var. Çünkü tamamen sanayi ve endüstriye yönelik bir eğitimleri var. Zaten teknik üniversitelere göre Applied Science'lar biraz daha uzun sürüyor. Yani siz teknik üniversiteden yani TU'dan üniversitelerinden 3 yılda mezun oluyorsanız Applied Science'larda bu 3,5 ya da 4 sene olabiliyor. Çünkü tamamen uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldığı için. Peki Almanya'da sadece Almanca mı okuyabiliriz? Tabii ki hayır. Orada da okuyabileceğiniz İngilizce bölümler de var. Gördüğünüz gibi yine farklı farklı bölümler, farklı farklı sistemler, iç içe geçmiş yine bölümler bulabilirsiniz. Yine dikkatinizi çektiyse birçoğu yine Applied Science ve uygulamalı bilimler üniversiteleri. Peki, şimdi bunların yanında tabii ki Almanya'da aynı zamanda özel üniversiteler de var. Özel üniversitelerde de okuma şansınız var. Ve onlara baktığımız zaman burada size birkaç tane örnek vermek istiyoruz. Ve burada da hemen ben Mart Hanım devreye sokuyorum. Evet, çok teşekkürler. Böyle çok temel biz bilgileri vermeyi tercih ediyoruz webinarlarda. Öğrencilerimizin, velilerimizin sorularıyla daha detaylanıyor ve daha konular açılıyor. Ama Almanya'nın teknik eğitimde veya genel olarak eğitimde ama özellikle teknik eğitimde çok çok başarılı olduğu zaten bilinen bir gerçek. Şu an zamanı yakın geçmişe kadar İngilizce veya Almanca dışındaki eğitim yasaktı diye biliyorum, değil mi Kerem hocam? Ama evet. Bir şey olarak yani ülke polisisi olarak kuralı olarak ana dilde eğitim, özellikle hani Almanca eğitim takip ediliyordu ama yakın bir zamanda artık dünyanın da geldiği noktadan kaçamayarak Almanya'da İngilizce programları artan bir şekilde ekledi. Ve açmaya da devam ediyor. Ve bizim Fransız Lisesi'nden olup örneğin Almanya'da üniversiteye başvuran veya Amerikan liselerinden olup Almanya'ya üniversiteyi hedefleyen öğrencilerimiz oluyor. Ve bunu görmek çok mutluluk verici bir şey. Zaten bizim öğrenci profilimiz her zaman çok şükür hedefleri yüksek olan, akademik seviyesi güçlü olan ve alternatiflerini de böylece olabildiğince arttırabilen öğrenciler. Elinde yani tek bir yeti olup, tek bir skill olup onun sadece üzerine giden değil. Dediğim gibi hem Fransızca bilip hem İngilizcesi iyi olup hem Almanca öğrenmeye de açık ve böylece dünyadaki bütün bu gelişmelerden, imkanlardan faydalanabilen öğrencilerle çalışmaktan dolayı da çok mutluyuz. Hedefleri de yüksek olan. Örneğin işte Avusturya Lisesi olsun, işte İstanbul Erkek, Alman Lisesi, buralardan da öğrencilerimiz var. Onlar da bizimle çok yüksek hedefler için. İşte tıp,
hukuk falan gibi mühendislikte işte en iyi TU'lar olsun diye çalışıyorlar. Ama ben açıkçası Applied Science üniversitelerinin, Fachhochschule deniyor galiba Almanya'da, çok farklı bir yerde olduğunu görüyorum ve bizzat hatta bunu yaşamış da bir insanım. Ben İTÜ'den mezun bir makine mühendisiyim ve stajlarımdan birini Almanya'da yapmıştım. Ve orada bulunduğum kasabadaki, örneğin Erlangen'daki Fachhochschule, Siemens'le ortak bütün Siemens'in Ar-Ge'sini Erlangen'daki Applied Science Üniversitesi yapıyordu. Ve ben İTÜ'de hiç yapmadığım uygulamaları, pratikleri, projeleri o iki aylık stajda Almanya'da Erlangen Fachhochschule'de yaptım. Ve oradaki hem akademik hem profesyonel seviyeyi görünce mühendislikteki TU'lar, tabii ki de teknik üniversiteler veya research üniversiteler, bütün Avrupa için geçerli bu. Örneğin şeyde de böyle, Hollanda'da da böyle. Evet, akademik kariyer, araştırma yolundan gitmek isteyen öğrenci için harika alternatifler. Ama Almanya büyük bir sanayi ve endüstri ülkesi olduğu için tamamen ihtiyaçlarına uygun mühendisleri ve teknik adamları Applied Science'larda yetiştiriyor. Ve bunu diğer ülkelerdeki gibi, örneğin Hollanda'da Applied Science'larda eğitim bir sene daha uzun. Çünkü daha fazla ders alıyorlar. Ama Almanya'da bir dönem daha uzun, çünkü staj yapıyorlar. Maaşlı olarak işe yerleşiyorlar ki bitirdiklerinde tam olarak o işverenin veya o sektörün ihtiyacını karşılayacak yetilerde bir profesyonel olsun. Sadece teknik ve akademik bilgisi, teorik bilgisi değil, aynı zamanda pratik bilgisi de hemen çalışmaya onun için yeterli olsun diye aynı zamanda eğitime bir staj da organize ekliyorlar. Ve diplomaları arasında örneğin hiçbir fark yok. Mesela Hollanda'ya baktığınızda bir Applied Science Üniversitesi'nden sonra master yapmak isterseniz neredeyse bir seneye yakın ekstra bir eğitim almanız gerekir. Yani hem üniversite bir sene daha uzundur, hem de aynı zamanda sonrasında da bir seneye yakın bir tez yazarak bir eğitim almanız gerekir ki master yapabilirsiniz. Ama Almanya'da böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden Applied Science Üniversitelerine de dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Çok özür dilerim. Akif Bey'in şeyi açık, mikrofonu, onu kapatmanızı rica ediyorum. Veya Kerem Hocam, siz kapatın. Tamam, süper. Evet, kapattım. Şimdi bir de diğer bir tabu da, Almanya'da özel okul olamaz. Çünkü Almanya işte sosyal bir devlettir. Her şey ücretsizdir. Devlet her şeyin sponsorudur, işte eğitimden sağlığa. O yüzden Almanya'da özel eğitim olamaz. Yani örneğin ben sektördeki işte konferanslara falan gittiğimde Almanya'dan veya mesela benim gibi işte danışmanların falan olmasına herkes çok şaşırırdı. Niye size ihtiyaç olsun ki Almanya'da? Almanya'da zaten herkes istediği her okula gidebilir gibi böyle bir yaklaşım vardı. Ama bu da değişiyor. Almanya'da da görüyoruz ki Almanlar da her türlü imkanları olmasına rağmen özel okulları, özel üniversiteleri tercih edebiliyorlar. Bunlar zaten %100 özel üniversiteler de değil. Özel yani şeyler, business'lar da değil. Mesela Jacobs Üniversitesi Bremen kentiyle Tufts Üniversitesi'nin ortak bir projesi. Yani baktığınızda bir iş adamı çıkıp ben böyle bir üniversite kurayım değil. Hani o eyaletin kararıyla evet biz artık özel bir üniversite kuralım, hem Alman öğrenciler hem uluslararası öğrenciler gelsin, hem bizim şehrimizi bir ekstra, tabii ki de bir ekonomik zenginlik olsun, bir renk olsun, çeşitlilik olsun, ama aynı zamanda da devlet üniversitelerinin bu fabrikasyon diyeyim eğitimindense daha kişiye özel ve bir öğrenciyi, özellikle yabancı öğrencinin ihtiyacı olan bütün destek mekanizmalarını içeren bir kurumlar açalım. Örneğin Carl Benz, Karlsruhe Institute of Technology'nin mühendislik okulu. KIT, Almanya'nın en prestijli teknik üniversitelerinden biri. Bizim de her sene birçok öğrencimiz gururla yerleştiriyoruz. Ama Carl Benz, KIT'in özel mühendislik okulu.
Yani devlet üniversitelerinin bile kendi içlerinde bu tip özel oluşumlar olabiliyor. Bunların farkı nedir derseniz, daha butik, çok daha küçük sınıflar, çok daha fazla uygulama imkanı, çok daha fazla ekstra destekler, kariyer desteği olsun, okurken herhangi bir sosyal konuda, kişisel bir konuda ihtiyacı olabilir ve bu okulları da biz kesinlikle ve kesinlikle değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Ve bu okullar kar amaçlı kurulan okullar olmadıkları için çok güzel burs alternatifleri de oluyor. Örneğin Jacobs University, ya Avrupa'nın en prestijli üniversitelerinden ve full bursa kadar imkanları var. Geçen haftalarda bununla da ilgili bir webinar yaptık. Eğer bizim hem webinarlarımızdan bilgi sahibi olmak isterseniz hem de geçmiş webinarları da izlemek isterseniz kontaklarınızı lütfen chatten verin. Biz sizinle bunları paylaşalım. Yani ben hem bütün öğrencilerin ve velilerin bu imkanları bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim mesela Robert'ten çok başarılı bir öğrencimiz var. Purdue'dan, UMich'ten falan kabul aldık. Çok gururluyuz. Ama dedim ki Jacobs'a da full burs için başvuralım. Yani bu kadar başarılı bir, hem onun istediği bir biochemistry falan konusunda da çok uzman bir üniversite. O yüzden veya keza yine computer science konusunda tamamen Amerika'yı hedefleyen öğrencilerimiz var. Başarılı. Diyoruz ki muhakkak Avrupa'daki, Almanya'daki özel mühendislik okullarına da bakalım. Çünkü burslardan faydalanabilirsiniz ve günün sonunda belki evet devlet üniversitesi neredeyse ücretsiz, Almanya'da 500 euro gibi bir ücreti var sanıyorum. Zaten bahsedecek zaten Kerem Hocam bunlardan da. Evet de özel üniversiteler ücretli belki ama burslara bir başvuralım. Alalım burslarımızı ve günün sonunda bu kararı verelim deyip kendimize daha fazla iş çıkartıyoruz tabii bu arada. Ama öğrencilerimizin bu imkanlardan da ben haberdar olması gerektiğini düşünüyorum. Bölümüne göre yani çok böyle hardcore mühendislikler de olabilir, işte Carl Benzeki Mechanical gibi veya daha multimedia, design, computer science, digital design konusunda uzman üniversiteler olabilir. Bunları ben muhakkak öğrencinin bölümüne göre, Almanya'yı hiç düşünmüyorsa bile, gerçekten Almanya'yı hiç düşünmeyen bir öğrencinin belki Almanya'da devlet üniversitesine gitmesi radikal bir fikir olabilir. Ama özel üniversiteleri herkes, Almanca bilmese bile İngilizcesi iyi olan herkes düşünebilir Almanya olunca konu. Buyurun, ben sizi tekrar evet, sizi bırakıyorum. Evet, devam edelim o zaman. Şimdi birazcık da tabii ki, pardon. Evet, başvuru kısımlarına bakalım. Başvurular nasıl ilerliyor, nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Almanya'da istediğiniz kadar bölüme başvurabiliyoruz. Yani başvuru sayısında herhangi bir sınır yok. Burada sadece bazı üniversitelerde en fazla 3 tane başvurma şansınız var ama farklı farklı üniversitelerde başvurabiliyorsunuz. İki sistem üzerinden yapılır. Uniasist, Hochschulstart. Fakat burada belli bir başvuru ücreti vardır. Başvuru işlemleri için ilk üniversite için 75 euro alırlar. Sonraki üniversiteler için de bu 30 euro olur. O yüzden de hani orada bir bütçeye göre de bir kısıtlamaya gidilir. Genelde Nisan'da başlar çok azı. Bir kısmı Mayıs'ta ama diğer bütün üniversitelerin şeyi asıl başlama tarihi Haziran'dır. Ve Almanya'da 15 Temmuz'da başvurular kapanır. Ama son 2-3 yılda baktığımız zaman bu hem pandemiyle beraber Almanya'da birazcık şartlarını değiştirmeye başladı. Ve süreleri birazcık daha uzatıyor. Yani Eylül'ün sonuna kadar uzatan, Ağustos'un sonuna kadar uzatan üniversitelerimiz var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 15 Temmuz'da başvuru bittiğinde bizim YKS ile başvuracak öğrencilerin sonuçları Ağustos'un ortasında geliyor. Orada birazcık tabii ki gecikme olabiliyor. İşte o TU dediğimiz üniversitelerin çoğu
Bunu kabul etmiyor, edemiyor. Ama bu Applied Science'lar baktığımız zaman ya da diğer üniversitelere özel üniversitelere baktığımız zaman burada daha esnek davranabiliyor. Hatta bu Applied Science'lar şeylerde işte dil yeterliliği anlamında da birazcık daha müsamaha tanıyor. Burada dediğimiz gibi temel şartlar işte YKS yerleştirme puanını alabilmek çok önemli bir şey aslında. Ne kadar yüksek puan alırsanız çünkü o puanınız yerleştirme puanınız abitur notuna çevriliyor. Ve o abitur notuyla siz kabul görüyorsunuz. O yüzden de iyi bir YKS notu almak iyi olur. Ha, sadece YKS ile mi başvurabiliyoruz? Hayır. IB, matura, abitur gibi yani Türkiye'de bu diplomaları veren okullardan mezun olanlarla bu üniversitelere başvurabiliyor. Şimdi dediğimiz gibi Almanca da İngilizce okuyabiliyorsunuz. Almanca okumak istiyorsanız en az B1. B1 ne için? Almanya'da hazırlık yani dil hazırlığı ya da bölüm hazırlığı okuyabilmek için. Ama C1'iniz varsa bölümlere kabulünüz çok çok daha önce olabiliyor ve daha çabuk olabiliyor. Kabul edilen dil belgeleri işte DSD ya da Deutsche Sprach Diplom ya da Goethe'den ya da TELK aldığınız ben sınavlardan aldığınız işte C1 ya da B2. Şimdi TU'lar kesinlikle C1 istiyor ama Applied Science'lar B2 ile de kabul verebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. B1 ile kabul veren Applied Science'lar var ama şöyle bir şey istiyorlar. Diyorlar ki bizim eğitimimiz Kasım'da başlayacak. Siz Eylül'de gelin. B1'inizle 2 ay kursumuza katılın. Ve o kurs sonunda B2 alırsanız direkt bölüme başlayabilirsiniz de diyen üniversiteler var. O yüzden de hani bu avantajları da bence kaçırmamak lazım. İngilizce okumak istediğinizde IELTS'ten 6, 6,5 almanız da yeterli oluyor. Ha, ama bazı üniversiteler Almanca yeterliliği isteyebiliyor. A1 ya da A2 seviyesinde. Hatta şöyle diyenler de var. İşte sen hani İngilizce okuyacaksın. Tamam ben seni kabul edeyim ama gel Almancanı burada işte bir dönem ya da iki dönemde tamamla. Almanca belgeni de al. Okumaya devam et diyen üniversitelerde oluyor tabii ki. Evet başvurulara devam edecek olursak hepsinin bir online platformu var. Ama daha önce dediğim gibi UniAssist üzerinden daha çok hepsi yürüyor. Buraya dil belgelerinizi, lise diploması, transkript gibi yüklemeniz lazım. Sizden istenen en önemli şeylerden bir tanesi CV'dir. Özgeçmiş bir de motivasyon mektubudur. İsteğe bağlı olarak referans mektupları ya da diğer sertifikaları da yükleme şansınız var. Benim bildiğim kadarıyla şeyde TED Rönesans'ta AP de var galiba. AP aldığınız dersleri de başarılı olduğunuz takdirde onları da başvuru sürecinde kullanabiliyorsunuz. Çünkü artık Almanya eski şeyi kalmadı. Eski o direkt sadece belli belgelerle başvuru sistemi kalmadı. Almanya'da çünkü talep artmaya başladığı için ve Almanya'nın da kendi iş gücüne ihtiyacı olduğu için şu an farklı farklı sistemlere de gitmeye başlıyor. Şimdi mesela burada bunlardan bir tanesi tıpta mesela gördük. İşte tıpta da artık belli bazı puantajlara önem veriyor. Yani bu puantajlardan bir tanesi siz hastanede staj yaptınız mı? 6 aylık stajlar mesela çok etkili oluyor. Ya da aldığınız referans mektupları ya da okul içerisinde yaptığınız mesela
işte bilimsel çalışmalar, projeler. Artık bunları da dikkate almaya başlıyor. Hatta bazı mühendislik bölümlerine SAT ile de başvura biliyorsunuz ve SAT ile de almaya başladı Almanya. Evet, devam edelim. Birazcık da finansmana bakalım. Herhangi bir okul ücreti yok, özel okulların dışında Almanya'da. Sadece kayıt ücretleri var, dönem ücretleri var. Onlar da cüzi bir şekilde 200 Euro'dan başlayıp 350 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Ama genel gider olarak aylık bazda baktığımız zaman Almanya'daki bir öğrencinin gideri zaten devlet o şeyi koyuyor, sınırı. Diyor ki işte bu sene için 861 Euro'yla bir üniversite öğrencisi Almanya'da geçinebilir diyor. Tabii bunun içerisinde konaklama, sigortası, gıdası, cep harçlığı ve orada işte ulaşımı gibi her şeyi içerisinde oluyor. Ha derseniz ki ben birazcık daha iyi yaşayacağım, biraz daha özel yaşayabilirim. Hani konaklamaya birazcık daha fazla para verdiğiniz zaman bu en fazla 1000 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Ama Almanya'da ilk sene için bir garanti para yatırmanız lazım. O da yaklaşık bir 10 bin euro. Yani bu 861'in orada yaşayacağınız aydaki çarpımı şeklinde oluyor. O garanti parayı yatırdığınız takdirde onu öğrenci her ay düzenli olarak çekebiliyor. Evet, orada çalışma imkanı veriyor Almanya öğrencilere. Yıllık 120 tam saat veya 240 yarım gün çalışma imkanı. Almanya'da baktığınız zaman evet diğer ülkeler gibi direkt üniversiteden burs alma şansınız çok fazla olmuyor. Tabii özel üniversiteler hariç ama orada da burs veren farklı farklı kurumlar var, eyaletler var, belediyeler var, okulun kendi teşvik bursları oluyor. Bunlardan da tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, Almanca yeterliliği yani C1 seviyesindeyse bu bursları alma şansınız çok çok daha fazla oluyor. Evet, finansmana da değindikten sonra da sonuna geldik. Umarım keyifli bir sunum olmuştur ve soru cevaba geçebiliriz şimdi. Evet. Çok teşekkürler Kerem Hocam. Güzel özetledik ama tabii işin çok boyutu var. Yani ben de yaklaşık 20 senelik bir danışmanım ama Evet. Almanya kadar fazla opsiyon sunan ve farklı yollar sunan öğrencinin profiline göre bir ülke daha yok açıkçası. Çünkü öğrencinin diplomasına göre farklı giriş noktaları var. Eğer işte Abitur, IB gibi bir diploması varsa, yani Avrupa'da tanınan bir diploma varsa ve Avrupa'daki diplomalara denk bir diploma varsa, o zaman buradaki sınavı beklemiyor örneğin. Hani bizim işte ELEV'deki örneğin GIB öğrencilerimiz falan çok siz çok daha erken onların başvurularını yapabiliyorsunuz. Keza öğrencinin Almanca veya İngilizce seviyesine göre de farklı giriş noktaları olabilir. Yani Almanca C1 olan öğrenci evet gidip Almanya'ya okuyabilir. Büyük bir hani başarıyla ve büyük bir ihtimalle de mezun olur. Ama Almancası B2 seviyesinde kalan bir öğrenci için hani üniversiteye gitmek, özellikle TU'lara gitmek herhalde çok büyük bir risk diye düşünüyorum. Zaten TU'lar da kesinlikle C1 istiyor. Ve o Evet. noktada herhalde Studienkolleg'e gitme ihtimali olabilir. Öğrencilerin ve okulların öğrencilerin durumuna göre sundukları başka da dediğiniz gibi daha kısa süreli programlar yazın belki B2'den C1'e çıkartma ihtimali olabiliyor. Bir de üniversitelerin şeyleri de requirement'ları da değişiyor. Yani mesela TU'lar veya işte tıp dediğiniz gibi staj istiyor 6 ay hem de. Yani bir lise öğrencisinin Türkiye'de 6 ay staj yapması çok olağan dışı bir durum. O yüzden Almanya işte sınav zaten açıklandıktan sonra ben ancak başvuru yapabilirim diye düşünmek çok yanlış. Bizim dediğim gibi 10. sınıftan itibaren
İstanbul Erkek'ten, İELEV'den, Avusturya Lisesi'nden öğrencilerimiz var. Çünkü hem de IB, matura falan öğrencileri bunlar. Ama hedefleri o kadar yüksek ki bizimle 10. sınıftan itibaren çalışıp hazır hale geliyorlar. Keza mesela TED Rönesans'tan öğrencilerimiz var. 10. sınıftan itibaren bizimle çalışıp Almancalarını ilerletip C1'e getirip 12'ye kadar, yani 12'nin hatta sonuna kadar direkt Almanya'da Almanca üniversiteye başlamayı hedefliyorlar. Veya Almancası B2 seviyesinde ve diyor ki ben güzel bunu daha da ilerletirim ama ben İngilizce eğitim almak istiyorum. Hani o benim daha konfor alanım, orada kalmak istiyorum. Aynı öğrenci için bizim hem Almanca hem İngilizce programlara başvuru yapıp ondan sonra gelen kabullere göre kayıt, nereye kayıt olacağımıza karar verdiğimizi bile, hatta özel üniversiteler, oradan gelen burslara göre hepsini masaya yatırıp, yani üç ayrı alternatifi aynı ülke için bu kadar fazla alternatif yok açıkçası. O yüzden Almanya konusunda doğru okul ve doğru başvuru süreci ve öğrencinin kriterlerine uygun bir okul bulunması konusunda bence benim gördüğüm kesinlikle danışmanlığa ihtiyaç oluyor. İkinci bir çok stresli bir durum zamanlama. Çünkü dediğiniz gibi YKS sonucu açıklanması, okullardan kesin kabul alınması, kayıt işlemleri, vize çok uzun sürüyor. Diğer bütün ülkelere göre çok daha uzun sürüyor. Öğrenci vizesi bile olsa. Bu arada kalacak yer büyük bir sorun oluyor. Yurt. Bütün bunların harmonize edilmesi gerçek bir jonglörlük gibi geliyor bana. O dönemlerde ben bütün WhatsApp gruplarında da olduğum için böyle yaz sonu, Ağustos falan çok kaotik geçiyor bizim için. Özellikle Almanya öğrencileri açısından. Çünkü her şey aynı. Ve biz sanki öğrenci gidecekmiş gibi çoğu zaman yurdunu falan daha vize alınmadan o kalacak yerini organize etmemiz gerekiyor. Bunun için örneğin Almanya'daki, yine bu da gelişen bir kavram çok şükür ki, özel yurtlarla birebir iletişim halindeyiz. Onların partneriyiz ki biraz daha nazımız geçsin, daha önceden book edebilelim odaları. Çünkü biz sizi isterseniz en iyi üniversiteye yerleştirelim. Kalacak yeriniz yoksa, güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde bir yaşam alanınız yoksa başarılı olmanız mümkün değil. O yüzden hepsini, hem dediğim gibi okul kaydını, vizeyi, kalacak yeri optimize edebilmek ve bir zaman çizelgesine oturtmak için gerçekten bir danışmanlık çok 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 elzem gördüğüm kadarıyla. Ayrıca Almanya'daki mezuniyet oranlarının da özellikle TU'larda ve research üniversitelerde çok düşük olduğunu, değil mi Kerem Hocam, herhalde %30'a yakın bir mezuniyet oranı var. O yüzden bizim amacımız danışman olarak sizi en prestijli üniversiteye yerleştirmek değil sadece. Hem bunu yaparken aynı zamanda orası için hazır olmanızı da sağlamak. Ve bu hazır olma sadece akademik olarak olmuyor. Yabancı dil seviyesinde oluyor. En önemlisi belki de. Almancanızın gerçekten çok çok ileri seviye olması gerekiyor. Almanca okuyacaksınız veya İngilizce okuyacaksınız, İngilizcenizin. Aynı zamanda kişisel ve akademik yetilerinizin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü Almanlar kendileri çalışmaya ve disipline, öz disipline sahip bir ulus. Sizden de bu özelliklere sahip olmanız bekleniyor Almanya'ya giderken. O yüzden mesela birçok öğrencimizi biz Studienkolleg'lere yönlendiriyoruz. Hazır olmadığını hissettiğimiz öğrencilerimizi Studienkolleg'lere büyük bir iç rahatlığıyla gönderiyoruz. Çünkü sınıfta kalmak yerine bir sene hazırlık okuması ve aynı zamanda terminolojiye hakim olması, akademik yetilerini geliştirmesi çok 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 büyük bir fark sağlıyor. Bütün bunları öğrenci bazlı olarak değerlendirmek ve bu verilen eğitim kararından en iyi sonucu almak bizim bence danışman olarak görevimiz. O yüzden adımız Plus Education Career. Çünkü bir kariyer olması gerekiyor sonunda. Gidip yapamadım, ilk sene sonunda işte şu okula geçtim. Ki Almanya'da artık o da, değil mi, sınırlandı Kerem Hocam? En fazla iki üniversite mi değiştiriyorlar? Veya bir sınıfı... Yani şöyle söyleyeyim, yani hani yerleştiğiniz üniversitede en fazla 3 defa bölüm değiştirebiliyorsunuz. Ama hani üniversiteden üniversiteye geçmek şartlara çok daha zor. Evet, eskiden çok daha kolaydı ama bunu, evet, ben bizzat, evet,
kendi öğrencilerimiz tarafından abuse edildiğini, yani kötü suistimal edildiğini gördüm. Ve kim bilir hani bütün dünyadan hazır olmadan gelen öğrencilerin yaptığı bir şey ve bu okulların kontenjanını ve aynı zamanda bir ulusun kalifiye insan projeksiyonunu tamamen olumsuz etkileyen, sabote eden bir durum. Düşünün yani diyor, sonuç Almanlar, das sistem diyor ki benim şu zamanda şu kadar, şu sektörde, şu alanda kalifiye insana ihtiyacım var diyor ve üniversitelerini buna göre kuruyor. Kontenjanlarını, her şeyini buna göre planlıyor. Öğretim görevlilerini, laboratuvarını, ekipmanını, tesisini, her şeyini. Ama günün sonunda mezuniyet oranı onun çok çok daha altında kalıyor. Evet, artık buna ben bir şey daha ilave edeyim. Yani burada artık Alman polisi de devreye girmeye başladı. Yani siz orada transkriptinizi, vizenizi uzatabilmek için Alman, yani yabancı polise götürüp onaylatmanız gerekiyor. Çünkü Mart Hanım da dediği gibi yani bunu suistimal eden çok oldu. Yani okumaya diye gidip de okumayan, sadece orada vakit geçirenler oldu. Yani orada sadece okusunlar ve Almanya'da gerçekten çalışsınlar diye Almanlar bu şeyi yapmaya çalışıyorlar, bu sistemi oturtturmaya çalışıyorlar. Evet, ben de sonuna kadar destekliyorum bunu. Hani her ülkenin yaptığı işi daha ciddiye getirecek, daha ciddi bir duruma getirecek bu yeni regülasyonları ben bir danışman olarak destekliyorum. Çünkü sizin verdiğiniz maddi manevi emeğin, yatırımın bir karşılığı olması gerekiyor. Bu da öğrencinin başarılı olması, mutlu olması, huzurlu olması ve iyi bir kariyer edinmesi. O yüzden doğru başlangıç çok önemli. Doğru başlangıçtan sonra her şeyin çorap söküğü gibi geldiğini görüyoruz. Kerem Hocam, sorular var ama dilerseniz beni tekrar host yapın ve ben kaydı durdurayım. Ondan sonra da sorulara geçelim. Ben kontak bilgilerimizi de tekrar chatten de paylaştım. Zaten bu slide'da da var. Evet. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim Mart Hanım? Tabii ki de. Şimdi demin de söyledik, Mart Hanım da demin söyledi. Bu Almanya'daki hazırlık, Studienkolleg dediğimiz hazırlık. Şimdi burada dil yeterliliğiniz yoksa size bu Studienkolleg'e alabiliyor üniversiteler. Şimdi hemen hemen her üniversitede var mı? Aslında baktığımız zaman yok. Olmayan üniversitelerde size en yakındaki üniversiteye yönlendirebiliyor. Ama Almanlar gerçekten hani iş güçlerini ve öğrenci sayılarını biraz da arttırmak için şimdi özel Studienkolleg'ler de açmaya başladılar. Yani siz diyelim ki bir yerden bir kabul aldınız B1'inizle ya da B2'nizle ama Studienkolleg'e kabul edilmediniz ve size dediler ki sadece dil okuyabilirsiniz. Yani gelip burada bir sene dil öğrenmeniz lazım. O kabulle beraber özel Studienkolleg'lere kayıt olabilirsiniz. Bunlar da devlet tarafından tanınıyor. Bu Studienkolleg'in içeriği de hem dil hem de okuyacağınız bölümle ilgili size ön bilgiler kazandırıyor. İşte makine mühendisi olacaksanız burada matematik, özellikle Almanca matematik görüyorsunuz. Ya da makine mühendisliğinde alacağınız diğer derslerle ilgili ön bilgiler almış oluyorsunuz. Ve bu sizi üniversiteye çok çok daha iyi hazırlıyor ve çok daha kısa sürede mezun olma şansı tanıyor. Ben bir anekdot anlatacağım. Yani bizim velilerimizden biri İzmir'in en duayen Almanca öğretmeni. Gerçekten oradaki TAKEV'in kurucularından, halen de işte bordunda falan olan bir Almanca öğretmeni. Ve kendi oğlunu kesinlikle ve kesinlikle Studienkolleg'e gönderiyor. Hiçbir şekilde diyor TU'dur, şudur, budur, ilk aşamada istemiyorum. Çünkü hiçbir genç bunun için, yani çok az genç buna direkt olarak hazır olabilir. O yüzden kesinlikle öncelikli olarak Studienkolleg'e gitmesini istiyorum. Veya İngilizce okusun, bir hazırlık yılına gitsin. Her anlamda gelişsin, hazır olsun. Ondan sonra üniversiteye başlasın. Bir de Almanya'da yine keza İstanbul'da yine çok değerli bir Almanca hocamız var. Buradaki Alev'in kurucularından Almanca bölüm başkanı olarak emekli oldu.
O da mesela özellikle bu gap year'ın çok faydalı olduğunu düşünüyor ve öğrenci hazır değilse kesinlikle çok hızlı bir şekilde alelacele çok ileri seviye akademik bir kuruma gitmesindense öncelikli olarak gibi gap year bile yapmasını veya işte student college bile yapmasının çok çok faydalı olduğunu her zaman telkin ediyor öğrencilerimize. O yüzden kabul almak dediğim gibi ayrı bir şey, o bizim zaten işimiz. Zaten %100 kabul başarı oranımız var ama biz kendimizi gerçekten öğrencimiz gidip özellikle o ilk yılı atlattığında başarılı hissediyoruz. Ve bütün çabamızda bunu zaten öğrencilerimizle olabildiğince erken çalışmaya başlamak ve onları bu sürece, üniversite hayatına dediğim gibi bütün bu özellikleriyle, bütün bu değerleriyle hazırlamak. Ben dediğim gibi recording kapatıyorum ve soruları yanıtlayalım isterseniz. Tamamdır. Hemen geçelim.